Ben kamerayı çok seviyorum galiba. Onu Öyle bir şey yani. soracaktım hocam. O nedir böyle bir hastalık mı? Ben biraz böyle şeyi seviyorum. Tribünü. Tabii tribünü çok seviyorum. Sunucunun mesela ağır kanısına da tahammülüm yok. Ağır kanlı. Hocam kim o? Boş ver Hayır söylemeyeyim. lütfen. Yok mümkün değil. Yayınlamayız. Yok yok Yayınlamayız. olmaz. Vallahi olmaz. Kulağıma Yok yok. Kim var öyle? Hiç Baş harfini söyle. öğrenemeyeceksin. Yok söylemeyeceğim kesinlikle. Ya, ekrana çıkmasaydınız mutsuz mu olurdunuz? Aa olurdum. Aa, çocukluğumdan beri ruh hastası gibi. Hani doktor olmak yetmiyor. Yetmiyor koskoca Aa, profesör. yetmiyor. 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 Koronayı nereden kaptınız hatırlıyor musunuz? Çok net hatırlıyorum. Nereden kaptınız? Hangi kanal? Sabahın köründe alıyorlar. Ama sabahın köründe alıyorlar. Böyle bir şey yok Yasemin yani. Kanal diye kanala getirip götüren bir Ulaştırma. ulaştırmadan Hangi kanalın ulaştırması? kaptı. Ama o kanal hep oldu. Bütün kanallarda oldu zaten Hocam o. ben Bir de sürekli böyleyim ya iki patata senedir. kütü de zaten İster misiniz? Hocam ben sürekli böyleyim Evet. gerçekten. Ben sevilecek bir adamım. Evet, insanlar beni çok seviyor biliyorum. Çok huysuzum. Hangi kadın sana tahammül eder? Ben Ya. ederim hocam. Evet. Görücü usulü mü Evet. evlendiniz? İnanmıyorum. İnan o dönemler Evet. öyle. Benim annemle yaşıtsınız. Tabii o Onlar dönemler. sevişerek evlenmişler. İşte o da şanslıymış. Heyecanları yaşamıyorsanız o program akamıyor. Bir yerde biriniz tıkanıyorsunuz. Ha şimdi ben isim vermeyeyim de öyle değil. Kimin gözü kaldı? Hocam gidiyordum daha ilk program. Kalçamızı yeniletmişiz. Evet. Ben hep oraya bakıyorum. Niye burası kamera? Hocam benim kameram burası Hülya. Ya hocam alışmadık şeyde durmazmış Durmuyor. yani. Evet. Çok tatlısın. Baskıcı bir ailede mi yetiştiniz? Çok. Neden dışarı çıkmanıza izin vermiyorlar? İstemezdi yani. İşte bir koruyuculuk ruhu herhalde. Yani mükemmeliyetçisiniz diye Hay tahmin mükemmeliyetçilik ediyorum. diye biraz obsesifim. Yani bana oturak getirdi buna tuvalete. Ay, öldürsen yapmam dedim. Sizi hiç Yoktu. oturakta düşünemedim. Ben o olmaz. Mesela şu an bize tam 6 çift, yani 3 çift 6 tane. Benim matematiğim çok kötü sakın bana söyleme. Üç haneli en büyük çift sayı kaçtır? Üç haneli çift sayı. Ta adamına soruyorsun. Hocam tıpı nasıl kazandınız? Ama çok çalışırsan kazanıyorsun. Ezber Çalışıyorsun, yani. ezberliyorsun İşte yani. sistem, işte ezber sistemi Yani. sonra hatırlamıyoruz. Hocam profesörlüğünüzü geri alın. Bütün bunları anlatmak için profesör olmaya gerek Ben yapamayacağım galiba. Aydın! Kamerayı öpücük yapıyorum. Fatih Sonra Ürek. evet. Yani siz aslında eğlence sektörüne Fatih Ürek tabii soktunuz. canım. Oo süper. Eller havaya o zaman. Tabii. Sevgili Yasemin'in programına gidiyorum. Bana göre Yasemin çok önemli bir kişilik, çok önemli bir dost. Nedenini sorarsanız, arkadaşlığının ve güzelliğinin yanı sıra tam 11 sene önce beni alıp televizyona getiren, bütün hikayeleri, storyleri yazan ve benimle çalışan bir dost. Beni onun sayesinde tanıdınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Sağ ol. yeni kanalımın, Süveyş kanalımın ilk konuğu Oğuz Özeral. Kendi cumhuriyetimi ilan etmeye karar verdim. Ne güzel yaptın. Valla ama çok zormuş burası. Ciddi misin? Gerçekten çok zormuş. Şuraya geçişim var yani hani. Burası çok zormuş. Elimi ayağımı nereye koyacağımı bilmiyorum şu an. Halbuki ne kadar iyi yönetmişsin yıllarca O beni. taraf ya gerçekten şu sınır çok önemliymiş hakikaten. Evet. Yani zormuş burası. Oğuz'un ne zaman suya ihtiyacı var, nereye saklasak. Yani oradan görebiliyordum inşallah buradan da görürüm ama zaten şekeriniz düşmesin ara sıra böyle sinirleniyorsunuz çünkü şeker düşünce. Herkesin çok sevdiği bir hocasınız. Bir isimsiniz. Benim de çok sevdiğim dostumsunuz aynı zamanda. Evet. Nasıl oluyor hocam bu? Yani hem hoca hem bu kadar sevilen bir kişi olmak
çok kolay değil. Ya değil. Şimdi her şeyi sen hesaplayıp kitaplayıp yaparsan olmuyor. Ben yani ekrana çıktığımda sen çok hakim oldun, çok şahit oldun. Özellikle kadın programlarıydı hep birlikte olduğumuz noktalarda. O zaman izleyici vardı. Yani kadının oradaki duruşu bana yetiyor. Bir şey söylüyorsun, oradan sana sinyal veriyor. Ben buradayım, benimle ilgilen falan diyor. Seyircilerden bahsediyor. Tabii. Eskiden seyirciler vardı tabii. Tabii eskiden seyirci vardı. O muhteşem bir şeydi. Yani beni alıyor, benden götürüyordu. Ben biraz böyle şeyi seviyorum. Tribünü. Tabii tribünü çok seviyorum. Mesela burada da birileri var diye düşünerek konuşuyorum. Buna kendini hazırlaman gerekiyor. Ama bu çok zaman alan bir şey. İnsan sevgisi varsa içinde o geliyor. Yani ben burada hocalık yapacağım, bir şey öğreteceğim falan diye çıktığında hiçbir halt öğretemezsin. Benim o zaman buraya kedi değil. Köpek toplamam lazım. Tabii canım, en güzel şey o. Yani o senden alan öyle, bir şeyler. Evet, en doğalım öyle çıkar herhalde. Yani şuralarda oturmaları lazım. Olabilir, her yerde dolanabilirler bence. Tabii. Çünkü buralarda insan olduğunu düşünmek bile insanı aslında geren bir şey. Tabii tabii. Yani hani... Ay yanlış mı konuşuyorum? İşte düzgün mü duruyorum? Hani oradan mesela şu an bize tam 6 çift, yani 3 çift 6 tane. Benim matematiğim çok kötü, sakın bana söyleme. Yani 3 çift göz bakıyor. Evet. Dolayısıyla hani o sizi böyle biraz yani kendinize çeki düzen vermenizi gerektiren bir mekanizma gibi devreye giriyor yani. Kolay ben bir şey değil. Ben hiç ilgilenmem. Ben kamerayı çok seviyorum galiba. Ha, siz sadece kameraları görüyorsunuz. Evet. Ben de öyle. Bunu soracaktım hocam. O nedir, böyle bir hastalık mı? Kamerayı sevmek? Yok, yani aslında onu sevebiliyorsan başarılısın ekranda. Çünkü o zaman direkt evin içine giriyorsun. Kamerayı öpücük yanlar ya. Kamerayı. O zaman hocam size değil, ben ara sıra şöyle bakayım. Böyle flört edelim kamerayla. Dolayısıyla onlar böyle küçük trikler ama ben bunun eğitimini aldım. Öyle biraz, mi? Kamera tabii. Oyunculuk eğitimi mi aldınız? 1980'li yılların sonuna doğru Londra'da yaşıyordum. Orada medyayı kullanmak adına bir eğitici eğitimi almıştım. O tabii muhteşem bir şey. Bana verebileceğiniz bir böyle trik bir şey var mı? Tüyo kamera önünde daha rahat edebilmek için. Kamera önünde dar etmenin tek yolu şu. Karşıda beni izleyen benden ne bekler? Yani ben sanki kadının evine misafirliğe gittim ya da bir arkadaşımın evine, bir erkeğin, hiç fark etmez, ya da genç bir kitlenin ya da yaşlı. Ben popülasyon ayırt etmeksizin, cinsiyet ayırt etmeksizin burada oturmayı öğrendim. O çok önemli, zor bir konu. Sizden ne bekliyorlar sizce? Benden ne bekliyorlar? Eğlenmeyi bekliyorlar. Yani bir şey öğretirken gülmelerinden hoşlanıyorlar. Mesela ben bazen söylerim ya, kız evinizi basacağım sonunda falan diye, çok gülüyorlar. Çünkü bir yeri bastınız da bir program da yaptınız. Bastım. Onu da yaptınız hocam ya. Kapılarını çaldım. Onu da yaptım. Temizlik programı mıydı? Bir titiz misin vardı. O hocam, çok güzeldi. Titiz misiniz? Titiz. Kolonya alır mısınız? Alırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seninle ilk başladığım o yıllarda 11-12 yıl önceki programda, işte biliyorsun, çıkıp halk sağlığıydı, koruyucu sağlıktı, bir şeyler anlatıyoruz ekranda. Ekmek nasıl seçilir? Evet. Tuvalet yani. Nasıl temizlenir? Yani. Yarım saat sonra geliyoruz. Bu kapakları kaldırıyoruz. Durup dururken adamı bir tanesi şöyle yazdı. Adam yazdı, kadın değil. Bütün bunları anlatmak için profesör olmaya gerek var. ben de dedim ki bütün bunları bilseydiniz anlatmazdım zaten. Çok iyiymiş. Bütün problem bu. Bilmediğim için anlatıyoruz. Ama hakikaten neden halk sağlığı uzmanlığı? Yani mesela şimdi o çok önemli bir şey. Ben eczacılık kökenliyim. Eczacılık fakültesi mezunuyum. Mikrobiyolojide yüksek lisans, doktora derken halk sağlıkçılarla ortak o kadar çok nokta çıktı ki beraber çalışmaya başladık. Sonra siz bir gün televizyon programına bir halk sağlıkçı arıyordunuz. Hiçbiri gelmek istemedi. Telefon ettikleriniz, bizim arkadaşımız var, o gelsin dedi. Öyle bir çıkış ve siz beni bırakmadınız bu evet sefer. Evet hocam, o ilk programı hatırlıyorum, efsaneydi. Biz böyle rejide gerçekten bir şey star, doktor star, star doktor dedik yani gerçekten. Bir şey geliyor. Evet. Çok iyiydi. Çok iyiydi performansınız. Bu parayı ellediğiniz anda bir kasabayı ellemiş gibi olduk zaten. Ama sizin bir de sahne geçmişiniz de var galiba, değil mi? Var tabii, çok geçmişte. Yani çocukluktan gelen karakterler var. Alınan müsamerelerden bahsetmiyorum. Yok. Sanki böyle bir etilerde falan sahne. O benim kendi mekanım. Ben işletmecilik yaptım. Eğlence sektörüne girdim.
90'lı yılların başında, 2000'lerin başında da bıraktım. Bir 12 senelik. Hocam, tabii tabii. Ya. Çok çılgın tabii, bir tabii, hocasınız tabii. Yani. Okulda da böyle misiniz? Okulda da böyleyim. Hı. Öğrenciler o yüzden çok seviyor. Ekrana çıkmasaydınız mutsuz mu olurdunuz? Aa, olurdum. Aa, çocukluğumdan beri ruh hastası gibi. Ben o ekrana çıkacağım, meşhur olacağım falan. Daha böyle küçücüktüm. Düşünsene 70'li yılların sonu, işte daha televizyon yeni yeni var. Hı-hı. Ben oraya çıkacağım falan. Kafamda hep öyle bir şey. Yani hani doktor olmak yetmiyor koskoca profesör. Yetmiyor. Yani benim gibi senin çok iyi tanıdığın 6-7 tane hocamız var. Evet. Star karakterliler. Yani, kimler onlar hocam? Şimdi Murat Aksoy mesela benim için çok kıymetli. Evet, ben çok seviyorum. Evet, çok seviyoruz. Çok zarif ve çok sevgiler. Özel. Murat hocamızı da bekliyoruz konuk olarak. Evet, Aksoylar peş peşe. yani... Aksoylar peş peşe derken Cihan Aksoy. Cihan Aksoy. Aa, onlar akraba mı? Hayır canım, hiç alakası yok. Ama hiç aklıma gelmedi. Cihan Hoca da iyi bir çok iyi, aktör, evet. İyi bir hoca. Evet. Yani, yıldız bilgi, doktor yani. Tabii yıldız doktor. Bilgiyi o kadar güzel akıtıyor ki. Hı-hı. Muhteşem. Yani aman da bitmesin bu program, kapanmasın falan, evet. Hep onu şey yapıyorsunuz. Evet, evet. Aynı zamanda sunucular da, hı-hı, önemli. Siz yan yana oturduğunuzda karşılıklı heyecanları yaşamıyorsanız, hı-hı, o program akamıyor. Hı-hı. Bir yerde biriniz tıkanıyorsunuz. Hı-hı. Ha şimdi ben isim vermeyeyim de öyle bir... Kimin gözü kaldı? Hocam gidiyordum daha ilk program. Ya bir şey söyleyeceğim. Kamerun'da bir şey içmek bile çok zormuş. Ben yapamayacağım galiba. Aynen. Çok tatlı. Yapamayacağım galiba. Ya da kapıda bir ambulans ben, falan. Ben sunucunun mesela ağır kanlısına da tahammülüm yok. Ağır kanlı. Tabii. Hmm. Mesela, değil mi? Sen hiç alakası yok canım. Öyle bir programa gittim. Ay kızcağız elinde, ay kız olduğunu da öğrendiniz bu arada, neyse kadıncağızın elinde defter var, bir şeyler almış. Hocam kim o? Boş ver söyleyeyim. Ay, yok mümkün değil. Yayınlamayız. Yok olmaz. Yayınlamayız. Vallahi olmaz. yok. Peki. Çok sevdiğim birisi çünkü. Sunucu elinde böyle, evet, öyle elinde mi? Elinde bir sürü bir şeyle gelmiş, yani olmaması gereken bir şey. Öyle sunucu var mı ya, hani elinde bir sürü bir şeyle gelen? Genelde editörlerin elinde oluyor. İşte bilemiyorum, kim bilir ne akla hizmet. Kim var öyle? Hiç öğrenemeyecek. Yok söylemeyeceğim kesinlikle. Ya. Öldürdü beni, ben böyle yaptım. Diyor ki, ben diyor şey yapayım da diyor sen diyor... yaparsın falan, böyle bir de hani yapabilecekmiş gibi elinde bu kadar materyal malzeme varken. Dur hayatım dur, sen şöyle kenarda dur dedim kıza. Bütün her şeyi aldım, kendim yaptım. Sonra program bitti. Kim acaba, ben hala oradayım ya. Kim acaba o? Kendini bilmez kim. Ay yok. Çok tatlıydı ya. Günlerce onu konuştular sonra. Biliyorsun bu işin arkası çok tehlikeli. Hemen ekranlardasın tekrar. Magazine evet, düşüyorsun. Evet. Seviyorsunuz ama magazini. Ben seviyorum. Mesela evde mi izliyorsunuz? Belgesel değil herhalde. Hiçbir halt. Hiçbir şey. Hayır. Televizyon izlemiyor musunuz? Ben şimdi ameliyat oldum. Geçmiş olsun hocam, 6 hafta evvel. İşte onu biliyorsun. Kalçamızı yeniletmişiz. Evet. Ben hep oraya bakıyorum. Niye burası kamera? Hocam benim kameram burası yani. Ya hocam ki... alışmadık şeyde durmazmış yani. Evet. Çok tatlısın. Şimdi... Benim de hocam ya, sürekli buraya ameliyat buraya ettiler. Şimdi Haktan hep yanımda sağ olsun koşuşturuyor. Durup dururken çocuğa dedim, ay değerim arttı dedim. O da dedi ki, ay ne güzel işte bak ayakta duruyorsun. Hayır öyle değil dedim. Buraya platin soktular. Bence de değeriniz artmış, onu diyorum. Kalçayı yenilettik. Daha doğrusu kaportayı toplattık. Evet, resmen öyle oldu. Zaten ama hocam çok iyisiniz bu arada. Cildiniz vesaire filan. Gayet 1,5 santim kısalmıştı bacağım. Şimdi gayet iyi. Maşallah. Biliyorsun koronanın başında da ilk hastalananlardan biriydim. Evet hocam, onu soracağım ya. Bu kadar titizlik programı filan. Yani hepsi böyle... Yani bir de evinizi de hani izliyorum YouTube'dan vesaire. Gidenler anlatıyor. Bu kadar titizsiniz, hijyensiniz. Bu virüs gerçekten hep böyle en çok dikkat edene mi hep geliyor? Hayır hayatım, şimdi 11 Mart'tı, İzmir'deydim. Koronavirüs Türkiye'ye giriş yaptı falan filan, anonslar. İşte böyle uzay filmleri seyreder gibi seyrediyoruz. Çin'den şeyler getiriliyor, Türk vatandaşları getiriliyor bilmem ne, böyle çok ilginç. Yavaş için.
Çok ilginç. İlgimizi çekiyor. Tabii her zaman olduğu gibi kameralar kime dönecek? Bu konuda o hoca konuşmalı. Yani koronayı nereden kaptığınızı hatırlıyor musunuz? Çok net hatırlıyorum. Nereden kaptınız? İlk koronanın Türkiye girişiyle ekrana o gün 4 kez çıktım. Sonra İstanbul'a geldim, uçaktan indim, arabalarla alıp beni kanal kanal gezdirmeye başladılar. Hangi kanaldan kaptınız? Hangi kanal? Sabahın köründe alıyorlar. Ama sabahın köründe alıyorlar. Böyle bir şey yok Yasemin yani. Sabah 6.30'da alıyorlar. 8 haberlerine çıkıyorum. Daha eve dönemiyorum. Gece 2'de artık eve geri yolluyorlar. Hangi kanal? Sorumu tekrarlıyorum. Ay. Virüsü hangi kanaldan kaptınız? Ay, kanal değil. Kanala getirip götüren ulaştırma. Ulaştırmadan hangi kaptım. Kanalın ulaştırması? Ama o kanal hep oldu. Bütün kanallarda oldu zaten o. Hatırlıyorsunuz ama adını vermek istemiyorum. Yok ama hoş olmaz. Çok kulağıma söyleyin. Sürekli. Hocam hiç isim vermiyorsunuz, ben anlamadım nasıl aman çıkacak bu program. O zaman maske takma dendi. Hatırlıyor musun? Dünya Sağlık Örgütü hasta olmayanlar maske takmasın dedi. Ben de evimden saftirik maskesiz çıktım. Beylikdüzü'ne doğru geldiğimizde şakır şakır yağmur yağıyordu. Adam öksürmeye başladı. İnemedim tabii. Eyvah. Arabadan. Sen git, ben neyle geleceğim? Çantamda arıyorum maske yok. Peçete arıyorum, peçete yok. Bir tane kolonyalı mendil buldum. Islak mendil olsa belki kurtaracağım paçayı. Buraya koydum, genzim yandı. Ölüyorum artık, nefes alamıyorum. Camı açtım, olmuyor. 1,5 saat kaldım arabanın. Şoför bey korunlu muymuş? Evet. O da bilmiyormuş ama sonra öğrendik ki o da korunmuş. Öksürük geldi buna. Psikolojik mi? Hocam ben de sürekli böyleyim yani. Bir de patata kütü de zaten. Hocam ben sürekli böyleyim gerçekten. Yani kimyasaldan belki bir şey olacak ama. Evet yani. Çok doğru değil tabii. Fazla kullanmak hiç değil. Eldeki florayı yok ediyor. Peki korona olduğunuzda böyle şey geldi mi size? Eyvah gidiyorum. Yok hayır. Benim şöyle bir şeyim var, çizgim var. Yani ben niye profesör oldum? Bu ülke beni niye buraya getirdi? Bu unvanı verdi. Ben neden hocayım? Ve bu benim eğer kendi ana konumsa niye orada ekonomistler çıkıyor konuşuyor lüzumsuz? Yani çok saçma bir dönemdi o dönem. Herkesi ahkam kestiği bir dönem. Tarihçi de gidiyor korona anlatıyor falan. Böyle bir şey ortalıkta. Yüreğim şişiyor. Ben dedim ki gitmeliyim yani, çıkmalıyım, konuşmalıyım. 60. programdı herhalde. Ben hastaneye yattım. 61'e çıkamadım. Peki hocam eğlence mekanınız vardı değil evet. mi? Evet. Nereden esti? İngiltere'den yeni gelmiştim. Yeğenlerim özellikle. Ay ne olur bir işte bir işletme yapalım. Bir restoranımız olsun. Şu olsun, bu olsun. Ay o arada Türk popu tavan yapmış durumda. 1991'de ben Türkiye'ye geldim. Dedim ki öğrenmem lazım bu işleri. Yani öğrenmeden bir mekan açılmaz. Sevgili Fatih Yürek çok eski dostum. Evet, çok yakın arkadaşım. O işte Ulu Orta vardı o zaman. Evet. Orada çalışıyor. Ben de onun yanına gidiyorum çarşamba cumartesileri. O sahne alıyor cumartesi. Onun yanında duruyorum falan böyle işte müşterileri karşılama yani gelecek işte şeyleri, gençleri onlarla sohbet falan. Dedi ki sen bu işi ne kadar güzel yapıyorsun, niye yapmıyorsun? Sonra Fatih Yürek. Evet. Yani siz aslında eğlence sektörüne Fatih Yürek soktunuz. Tabii canım. Ooo süper, eller havaya o zaman. Tabii. Hadi. Sesiniz güzel mi? Yok. Yani çocukluğumda evet deniyordum. Yani düğünler oluyordu bizim Levent'te. Çit düğün salonu vardı. Fikri abinin mekanı. Mekanı onun da cennet olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. Oraya giderdim. Onlar beni sahneye çıkarırlardı orkestrayla böyle. Sesiniz güzel olsaydı sahneyi de sanki düşünür. Aa, tabii kesinlikle. Hocam. Kesinlikle sahne çok benim için çok ayrı bir yeri var. Yani ailem çok fazla engellediği için belki de eğitim alsaydım sesimi ona göre planlayabilirdim. Ailem engelledi derken? Yani istemiyorlardı sahnede falan olmamı. Yani hani sesiniz güzel olsaydı sahnede şarkı söylerdim. Söylerdim.
Ama aldığım eğitimde ailem rahatsız olmaya başladı. Çünkü gönderiyor işte TRT'ye gönderiyorlar. O zaman LCC var oraya gönderiyorlar. Hı-hı. Yürüme işte sahnede duruş, davranış, beden dili falan diye bir şeyin konuşulmadığı dönemlerde. Hı-hı. Sen bütün bunların hepsini yapıyorsun. Ve bir anda sahneye çıktım, sonra bir tiyatroda oynadım. Gelmedi rahmetli babam izlemeye. Hı-hı. Yani hiç. Küstü. Yok, ötleri koptu sanatçı olacağım. Babanız ne iş yapıyordu? Manav. Ne güzel hocam. Levent'i, ne güzel. Levent'i, manav çok dükkanımız kıymetli. Var. Hayatım, Levent'in ortasında manav dükkanımız var. Bütün ünlüler dükkanda. Önüne gelen benim çocukluğumdan beri beni gördükleri için. Bir de çok güzel bir bebekliğim. Çok güzel gençliğim. Hep böyle çok hoştu yani. Hala öylesiniz hocam. Ama işte onlar da çok güzeldi. Hala bebeksizsiniz yani. Ötleri koptu sanatçı olacağım falan diye hep saklamaya çalışırdı. Babam çok titiz bir insandı. Hmm. Manav dükkanında hiçbir zaman ben kese kağıdına sebze meyve doldurduğumu bilmiyorum. Şık giyindirirdi beni, kasaya oturttururdu. Çok hoşuna giderdi. Oğlunuz çok yakışıklı, çok zarif falan demelerine bayılırdı. Kaç yaşındaydınız? 13 yaşından beri hep kasada oturdum. Annem de kasada otururdu böyle çok. Anlar mısınız para işlerinden? Ben herhalde matematiği... Babasının yanında bu kadar fakir olan bir adam olamam. Babam üç haneli, iki şeyi çarpanı birden çarpıp kafasında sonuç söyler. Benim disleksi gibi, kalkülo disleksi mi ne bir şey diyorlar. Hı hı hı. Yani hiçbir zaman sonuç çıkaramam. Hı. Hiçbir zaman. Ben size şimdi şeyi soracaktım. Üç haneli en büyük çift sayı kaçtır? Üç haneli çift sayı. Adamına soruyor. Yani. Üç haneli en büyük çift sayı kaçtır? Üç haneli olacak. Çift olacak. İkiyle falan bitmesi lazım. En büyük. En büyük. 808 mi? Uydurmuş işte, bilemem ki. 888. Hocam profesörlüğünüzü geri alıyorum. Ben bütün konferanslarda anlatıyorum. Çocuklarınıza sakın bağırıp çağırmayın. Matematiği yapamıyorsa yapamıyordur. Bakın ben yapamıyorum ama profesör olmamı engellemedi. Üç haneli en büyük çift sayı olacağım son kez. Üç hayır, bilim hayatta bilen var mı? 98. Profesörlüğü size. Ama nasıl 9 diyor, çift mi 9? Hocam çift sondan anlaşılır. Ha, Allah kahretmesin. Ben düşündüm değildir. Benim matematiğim çok kötüdür. Bana lisede, orta sonda. Hocam tıpı nasıl kazandınız? Ama çok çalışırsan kazanıyorsun. Çalışıyorsun, ezber yani. Ezberliyorsun yani. Sistem işte, ezber sistemi yani. Sonra hatırlamıyoruz. Ama nasıl hatırlayacağım? Ben çünkü benim ideallerim var. Orayı kazanmak, hedef koyuyorsun. O hedef için çalışıyorsun. Uh-huh. Ben çünkü biyolojiyi çok iyi biliyorum. Kimyadan anormal derecede iyi anlıyorum ve çok heyecan. Çünkü benim hafızam fotoğraf çekiyor. Siz hepiniz çok seviyoruz ama mesela özel hayatınızda birazcık merak ediyor. Herkes ediyor. Ben birazcık biliyorum ama evet. Hani bilmeyenler için de açmak istediğiniz kadar sormak istiyorum. Hiç evlendiniz mi? Tabii. Kaç kez? Bir kez. Aşık mı oldunuz? Yo, tanıştırılmıştık. İyi anlaşıyorduk yani. Tanıştırılmıştık derken? Aileler. Görücü evet. Usulü mü evlendiniz? Evet. İnanmıyorum. İnan o dönemler evet. Öyle. Yani ben 1956 doğumluyum. Çok da öyle hocam, genç falan değilim yani. Hocam yapmayın Allah aşkına yani. Hani 1956 doğumlu benim annemle yaşıtsınız. Tabii o dönemler. Onlar sevişerek evlenmişler. İşte o da şanslıymış. Peki çocuk? Bir tane kızım var. Allah bağışlasın. Bir de benimle beraber büyüyen bir oğlum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında lan? Kızımız 81, oğlan 82 doğumlu. Nasıl bir babasınız? Yani çok şanslılar herhalde. Yani onlara sormak lazım. Çünkü çok oğlanla evet iç içe büyüdük. Yeğenlerimle iç içe hı-hı. büyüdük. Hep yanımda büyüdüler. Kızım 13 yaşında yanıma geldi. Hı-hı. 20 yaşına kadar benimle kaldı. Onu da kendisine sormak lazım. Hı-hı. Ben hiçbir zaman müdahaleci olmayan bir babayım. Şöyle söyleyebilirim. Bir gün eski eşim telefon açtı, kızımın annesi. Oğuz dedi, sana dedi işte dedi kızımızın arkadaşları gelmişti. Onlar
sana abi diyorlar dedi. Oğuz abiye gittik. Bana teyze diye hitap ediyorlar. Niye böyle oluyor dedi. Ben dedim ki o zaman aynaya bak, karar ver. Ona bozulmuş eski eşim. Eski eşiniz bozulmuş, anladım. Peki kızınız niye 13 yaşında geldi, onu anlamadım. O annesiyle gitmişti Antalya'ya. Sonra geldiler. Evet. Bence çok şanslılar. Evet. Ya öğrencileriniz de çok şanslı hocam. Tabii iyi ki varsınız yani, sizi hep görmek, yani sizleri görmek bizi rahatlatıyor ama tabii bir de şöyle bir tarafını da görüyorum. Yani mesela gözünü açıyor doktor, sabah canlı yayında, öğlen başka bir yayında, akşam IGTV'de. Şimdi bir de artık hani buradan da sürekli hani tabii, yayınlar tabii, var filan. Ve dolayısıyla şey diyorum yani, hani acaba yanlışlıkla mı doktor oldular, belki televizyon karakteri olmalıydınız diye düşünüyorum. Yani ben aslında 99'da çok büyük bir projeyle çıkış yapıyordum. Sponsorum da çok güçlüydü. Fakat o dönem hatırlarsın belki ciddi bir kriz yaşadı Türkiye. Evet, hatırlıyorum. İlk gördüğüm ilk krizdi yani. Evet, ilk büyük krizlerden biriydi. Sponsorumuz yani sponsorluk yapamayacağını duyurunca biz böcek yapımla ben çalışacaktım. Ne olarak? Bayağı bir televizyon programıydı, sabah programıydı. Çok güzel, içeriği falan çok iyi hazırlanmış bir programdı. Öyle kaldı, o bende bir ukde kaldı. Sonra işte sizlerle beraber karşılaşınca epey bir aradan sonra... güzel bir devam oldu. İçinizdeki enerjiyi yollamışsınız evrene sanki. İnanıyor musunuz ona? Ben ona çok inanırım. Peki insan istediği her şeyi elde edebilir mi sizce? Elde eder. Yeter ki azimli olsun. Gerçekten evet, mi? Yani şans, kısmet, kader. Onlar yani mutlaka var. Şansını da kendin yaratıyorsun. Sabahtan akşama kadar ben şanssızım dersen ne şans gelir kapını çalar, ne bir şey kalar. Çünkü ruhun şişiyor evde o zaman. Ben hayatta onu söylemem. Ben ameliyat oldum. Ertesi günü ayağa kalktım. Şok oldular. Doktor geldi, arkadaşım zaten. Hocam bir deneyelim mi? Bir kalkmak ister misin dedi. Çat dedim, ayağa kalktım. Maşallah. Bunlar durmur dedi. Tabii maşallah falan güzel de içinde olacak o azim. Tabii. Hani evet ilk başta öyle koştur koştur yürüyemedim. Hani walker'la yürümeye başladım. Şudur budur destek verdiler. Bana oturak getirdi, buna tuvalet yap. Öldürsen yapmam dedim. Sizi yoktu. Hiç oturakta düşünemedim. Ben olmaz. Yok. Tuvaletler bilmem ne değişti. Ben her şeyimi kendim yapacağım. Yani siz o azimle yaşarsanız her şey size koşa koşa geliyor. Peki hocam mesela astrolojiden işte ev nasıl temizlenir'e, işte ekmek nasıl seçilir'den, ne bileyim görsel kısımda hani ders aldım diyorsunuz sonuçta. Evet. Yani o kadar böyle geniş bir yelpazede bilgilisiniz ki... böyle siniriniz bozulmuyor mu? Hani şey yani insanların böyle ufak tefek böyle sakarlıkları, aptallıkları... Çığırından hani böyle... çıkabilirim. Onu soracağım, evet. Anında çığırından çıkabilirim. Yazık evdekilerin, evdekilere çok yazık oluyor. Yani mükemmeliyetçi hayır, mükemmeliyetçilik diye biraz obsesifim. Yani aslında onun altında bambaşka nedenler var. Annem çok titiz bir kadındı. Ve ben çok... izin alıp sokaklarda gezebilen bir çocuk değildim. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla benim bütün hayatım o dönemde kitaplarım ve ben. Dolayısıyla da kitaplarım bende çok ciddi bir koleksiyon şeklinde ve çok ciddi bir disiplinle odamda dururdu. Ben bugün 18 bin kitabın içinde hangi kitap hangi rafta nerede durur bilirim. Başak Burcu musunuz? Yok. Ne? Yükselenimde Başak var. Evet, var bir yerde Başak. Var, var. Ne burcusunuz normalde? Aslan. Baskıcı bir ailede mi yetiştiniz? Çok. Kaç kardeşsiniz? Tek. Eyvahlar olsun. Tabii. Annem çok otoriter bir yapıya sahipti. Neden dışarı çıkmanıza izin vermiyorlar? İstemezdi yani. İşte bir koruyuculuk ruhu herhalde. Dışarıda büyük bir tehlike mi vardı o zaman? Ne bileyim ben yani. Evet, o dönem 70'lerde biraz sıkıntılıydı biliyorsun. Orada burada bombalar patlıyordu falan filan. O ayrı bir şey. Ama yani böyle değişik yollamazdı, etmezdi. Yani kaç yaşında özgürleştiniz? Ben mi? 27 herhalde. Çünkü çok genç evlendim. Onu soracaktım. Kaç yaşında milyon oldunuz? 16 yaşında üniversiteye girdim. 21 yaşında askerden döndüm. İşte akabinde hemen evlendim. Çoluk çocuk sahibi olduk. 26 yaşına falan geldiğimde
ayrılmıştım eşimden. 27 yaşında artık yani kendi kendime neler yapmam gerekliliğini kararlarını alıyordum. Çok geç bir karar. Ve babam vefat etmişti. Yalnız kalmıştım. Çok büyük sıkıntı. Yani korumacılık aslında çok şeyi kaybettiriyor çocuğunuza. Kesinlikle. Ayakta durma şeyini. Ama kesinlikle. Ben çok güçlüydüm ve çok dirayetliydim. Kendi şeylerimi hep kendim kararlarımı aldım. Peki hiç aşık oldunuz mu? Tabii canım. Kaç kez? Yani herhalde 4 böyle gerçekten bu benim aşk hayatım diyebileceğim 4. Sonra tekrar evlenmeyi düşünmediniz? Yok. Neden? Çünkü ben evlenilesi bir adam değilim. Hani ben sevilecek bir adamım. Evet, insanlar beni çok seviyor biliyorum. Çok huysuzum. Yani çok fazla kendi kurallarım var. Yani düşünebiliyor musun? Kaç kişi sana tahammül eder? Çorabın bilmem şöyle şöyle katlanacak. Çekmeceye o belli bir renk düzeniyle girecek. İşte tişörtler bir dolapta olacak. Renk sırasıyla olacak. Pantolonlar şöyle asılacak. Yani yemek hazırlama şekli bilmem. Ve evde değilsin. Peki siz kendinize tahammül edebiliyor musunuz? Yok, edilebilen bir karakterim yok. Yani çok zorum. Ben kendimi biliyorum. Yani sabahın köründe işte sen söylüyorsun. Sabahın köründe sokağa çıkıyorum. O kanal senin, bu kanal senin. Eve geliyorsun. İki, hangi kadın sana tahammül eder? Ben ederim hocam. Ama seviyorsunuz bu hayatı. Seviyorsun. Sevmesen. Yenilir, yutulur, çekilir şeydi. Ruh hastası gibi. Sabah herkes normalde işte ceketini giyer. 10 gün aynı ceketi giyer. 2 gün üst üste aynı gömleği giyer. Hayır. Ben şeye kadar, mendilime kadar hepsi değişecek. Ayakkabı değişecek, o değişecek. Giydiğin çorabın rengi değişecek. Öyle renkli olacak, şu olacak, bu olacak. Hiç göremez. Üniversitede öğrencim sezon boyunca bir giydiğim kıyafeti ertesi günü görmedi üstümde. Ama ne kadar güzel, özgürlüğünüze geç kavuşsanız bile aslında bir yaştan sonra çok istediğiniz şeyleri hep yaptım. Ben çocukluğumda da yapıyordum, o engel koyuyordular ama fark gizli etmiyor. Gizli diyor. Tabii canım, ben gizli gizli kaçıp çift düğün salonunda şarkı okumuş adamım yani. Süper. Peki yani bugün aslında birazcık akademik tarafınızı bir yana koyup böyle hani sizin gerçekten o cıvıl cıvıl tarafınızı da ortaya koymak istedim. Ben de çok şey öğrendim sizden. Peki hani böyle hani hayatınıza bakınca demin söylediğim şey çok kıymetli. Yani bir yere kadar böyle bir kafesin içinde ama bir yerden sonra zincirleri çok güzel kırmışsınız. O yüzden... Bizi izleyenlere ne tavsiye edersiniz? Hayat bir kere sonuçta. Ben anne babaya şunu söylüyorum. Çocuklarınız sizin evlatlarınız, sizin çocukluğunuz değil. Çizginizi bilin. Herkese her zaman konuşurken şunu söylüyorum. Haddimi ve hattımı bilirim. Hatlarınızı bozmazsanız haddiniz de düzgün bir yerdedir. Ben anne babalara diyorum ki çocuk bırakın çocuklar çocukluğunuzu yaşasın ama çizgiyi hep kontrol edebilir oldum. Hocam 22 sene editörlük yaptıktan sonra bugün ilk kez kamera karşısına oturdum burada. Ve beni yalnız bırakmadığınız için bakın ellerim buz gibi. Ya gerçekten beni yalnız bırakmadığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben varlığınız bana çok büyük güç ve keyif verdi. Çok güzel bir sohbetti. İnşallah siz de keyif hayatım. Almışsınızdır. Evet. İnşallah böyle çok uzun soluklu olsun. Mesela olur tabii seneyi devriyesinde bir daha beraber i̇nşallah. Olalım inşallah. Biyografiler çok güzel izleniyor, dinleniyor. Değil mi? Herkes merak ediyor. Ve siz iki kadar renkliyse üstelik. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir sürü insana da ilham olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Hikayeniz. Efendim bismillah dediğimiz bugün de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kıymetli içeriklerimiz, kıymetli konuklarımız devam edecek. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna, buna değil ama buna tıklayın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.